elimden geleni yapmaya çalışırım bu Tabii. konuyla alakalı. Şimdi şunu soracağım. En çok beklenen konular arasında çoğu kişi maaş bağlanmasını bekliyor ve dolayısıyla şunu düşünüyorlar. Ya işte benim maaşımı bağlamıyorlar. İşte ne bileyim torpil var veya başka şeyler var. Bakan bu ay sonu dedi ama olmadı. Şu an bakıyorsunuz işte bugünü de saymazsak artık son gün kalıyor ve bakanın ifadesiyle Nisan ayında başvuranlar dahil Mayıs'ın sonuna kadar maaşlar bağlanacak demişti. Şimdi burada da şöyle bakmak lazım. Gerçekten çalışmayan, yavaş hareket eden, işini doğru düzgün yapmayan kurumlar olabilir. Ya da işini güzel yapıyordur, sıranız gelmiştir. Fakat problemler vardır yani emeklilik şeyinizde, bağlanma sürecinde problemler vardır. Biraz da bunu konuşacağız bugün. Yani her gün bekliyorsunuz. Ya neden bağlanmadı, ne oldu diye soruyorsunuz. Belki de sizin dosyanızda bir takım aksaklıklar oluşuyordur. Bunu biraz anlamaya çalışalım. Maaş bağlanmadıysa sebepleri neler olabilir diye sormak istiyorum. Yani biraz böyle sıralandıracak olursak işte borçtur, primdir, bulunduğu kategoridir. Biraz önce bir izleyicimiz yazmış. Çoğu bağlanmayan kişi Bağkurlular diye yazmış. Nasıl değerlendirirsiniz? Genel bir başlıkta sıralandıracak olursak. Evet, şimdi bağlananlardan başlayalım. Şimdi ben Sosyal Güvenlik Kurumu'yla geçen hafta görüştüğümde şöyle bir şey sordum. Maaş bağlamada bir sıralamanız falan var mı? Şunu söylediler. Yani biz önce dört ağları bağlıyoruz. Yani içerisinde Bağkur, emekli sandığı olmayanları bağlıyoruz. Yani orada ben sesli düşündüm. Acaba dedim böyle emekli sayısını daha fazla söylemek için mi böyle bir formül tercih edildi? Yani buradan şunu çıkardım. Demek ki sıralama yok. Sadece tercih var. Ben bundan bu sonucu Bu çıkardım. Yani önemli bir şey, önemli bir bilgi. Diyorsunuz ki tabii. tahsise göre değil, orada bir tercih mi yapıyorlar? Yani tercihten kasıt daha kolay dosyayı mı seçiyorlar ya da zor olanları bekletiyorlar mı? Yani nedir oradaki detay? Onu tekrar alabilirsek çünkü önemli bir bilgi veriyorsunuz. Yani şu, önce dört ağları bağlıyoruz dediklerine göre Bağkurlu dört ağdan önce başvurmuş olsa bile dört ağının arkasına düşüyor. Bakıyor sistem, yani dört ağlıysa çekiyor onu, emekli maaşını bağlıyor. Ama şöyle de bir şey var, dört ağlılar da çok basit değil. Diyelim ki siz bütün hizmetleriniz dört ağ, hiç Bağkur yok, emekli sandığı yok, borçlanma yok, askerlik borçlanması dahi, doğum borçlanması dahi yok. Ama birkaç yerde çalışmışsanız, diyelim ki İstanbul'da yaşıyorsunuz, 3 sene Pendik'te, 3 sene Beşiktaş'ta, 3 sene şeyde Esenyurt'ta, 4 sene Küçükçekmece'de çalıştınız diyelim. En son çalıştığınız kurum Küçükçekmece olduğu için Küçükçekmece sizin dosyanızı çekiyor, çalışmalarınıza bakıyor. Daha önce dört ağlı olarak çalışmış olduğunuz diğer bölgelerden dosyanızı istiyor, şeyi istiyor, yazışma yapıyor. Hepsi de dört ağ olsa bakın, dört ağ da dahi olsa orada bir süreç, bir yazışma süreci. Gecikmenin sebebi bu. Ama ben geçen hafta görüştüğümde, bana yakın olan SGK'ya gittiğimde bana söyledikleri şu, Haziran ayında tamamının bağlanacağını söylediler. Dün Emin Bey de böyle söyledi biliyor musunuz? Dedi ki Haziran Evet. sonuna kadar bu iş tamamen biter. Yani tamamen çoğu bağlanır diye bir ifade kullandı. Haziran'ın sonu dedi Evet. yani. Evet. Yani şu anki şey. Çünkü bakın ayın 3'ünde 90 gün doluyor. İlk müracaat. 3'ünde müracaat edenlerin 90 günü doluyor. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu 90 günde aylık bağlamak zorunda zaten. Mevzuatta öyle bir şey var. 90 günlük Siz o sınır var. 90 90 günü gün referans alıyorsunuz. çeşitli nedenlerle 90 günde evet referans alıyorum. Şimdi Haziran'da bağlanacak. Eylemin yoğunluğundan dolayı tabii ki bir mazeret var ortada. Bir yoğunluk yazışma falan filan. Bu 120 güne sarkacak. 110 güne sarkacak. Yani 90 günü geçiyor zaten. Ama bu da normal bir süreç EYT'nin sürecinde. Demek ki
Sosyal Güvenlik Kurumu yeteri kadar, söylendiği kadar organize olamamış ya da imkan bu kadar diyeceğiz artık Murat Bey. Ama bana söyledikleri şu, Haziran ayında tamamlamış olacağız dediler ama Temmuz'a da sarkanlar olabilir tabii ki. Çünkü bazı yazışmalar, hakikaten çok yazışma yapıyorlar. Dediğim gibi hepsi 4A olmasına rağmen farklı bölgelerde çalışmalara bile bir şey gözüyle bakılıyor. Yazışma gözüyle bakılıyor. Böyle bir süreç var önümüzde. Peki şimdi o zaman... Zaten eğer bir hata varsa şunu ekleyeyim ben. Eğer sizden kaynaklanan bir hata varsa şimdiye kadar çıkardı zaten.